Merhabalar sayın seyirciler. Irak'ın Aydınlık Yüzü Türkmenli Televizyonu'nda Orta Doğu Gündemi programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Doçent Doktor Ramazan Erdağ. Ramazan Erdağ hocamız Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi öğretim üyesi. Ramazan hocamızla birlikte bugün Libya'daki son gelişmeleri, Libya-Türkiye ilişkilerini, Mısır Başbakanı'nın Libya ziyaretini, Libya Başbakanı'nın Türkiye ziyaretini ve bölgesel denklemde Türkiye, Libya ve Mısır üçgeninde ilişkilerin nasıl devam ettiğini hocamızla detaylıca ele almaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Oytun sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hocam bugün Libya'daki gelişmeleri biraz ele alalım istedik. Teşekkür ederiz tekrar programımıza katıldığınız için. Çünkü Libya sadece kendi bölgesiyle ilgili değil, hem küresel anlamda hem bölgesel anlamda etki yaratan bir mesele haline gelmeye başladı ki Libya'da da son dönemde önemli gelişmeler var. Öncelikle kısaca bize hani Libya merkezli gelişmelerin nasıl seyrettiğini bir açıklayabilir misiniz? Yani neler oluyor bugün itibariyle Libya'da iç savaşta, iç mücadelede dengeler nereye geldi? Daha sonrasında yeni hükümete ve Libya Başbakanı Dibeybe'nin Türkiye ziyaretine doğru ilerleriz diye düşünüyorum hocam. Buyurun. Evet, Libya devrilmesi süreci affedersiniz. Estağfurullah. Kaddafi'nin devrilmesi sürecinden sonra Libya'da bir geçiş dönemi başlamıştı. Ancak 2014 yılına gelindiğinde Libya'da yeniden bir iç savaş ortamı ortaya çıktı ve darbeci Halife Hafter'in Libya siyasetine müdahil olmasıyla Libya'da beklenen istikrar günümüze kadar sağlanamadı. 2014 yılında başarısız darbe girişimleriyle Libya siyasetinde ciddi bir istikrarsızlık, Libya genelinde güvensizlik ve iç savaş sürecinin başladığını görüyoruz. Ki bu dönemde Libya iki defa devrim sonrası süreçteki koşullara rağmen başarılı seçim süreçleri yaşamış olsa da 2012 ve 2014 yıllarında Libya'da siyasi istikrar maalesef seçimlere rağmen sağlanamadı. Evet. Ve 2014 yılında özellikle tek bir hükümet, tek bir parlamento yapısı devam ediyor iken 2014 seçimlerinden sonra Tobruk merkezli yeni bir yapı ve Halife Hafter'in askeri olarak da desteklediği bir siyasi yapı ülkede siyaseten ve fiilen ikiye bölünmüşlüğü beraberinde getirmiş oldu. 2014'ten günümüze Libya'da yeniden bütüncül, birleşik bir hükümet kurulması süreci devam ediyor. Ve bu süreç içerisinde uluslararası aktörler, Birleşmiş Milletler ve bölgesel aktörler Libya sorununa barışçıl ve diplomatik bir çözüm bulabilmek için gayret gösteriyorlar. Evet. 2010'da Fas'ın Suheilat kentinde yapılan görüşmeler neticesinde Libya siyasi anlaşması imzalandı ve Libya'daki bu ikiye bölünmüşlüğü ortadan kaldıracak birleşik bir hükümet kurulması ve bunun da bir iki yıllık geçiş süreciyle beraberinde Libya'da yeniden bir seçim sürecinin başlatılması ve demokratik yollarla seçilmiş olan bir hükümetin iş başına gelmesi bekleniyordu. Ve bu kapsamda 2016 yılında Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Libya'da Başkanlık Konseyi oluşturuldu. Fas'ın Suheilat kentindeki anlaşmayla ve 2016 Mart ayından itibaren Ulusal Mutabakat Hükümeti Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde anlaşmayı tanımasıyla birlikte Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip meşru bir hükümet olarak görevine başladı. Türkiye'de Libya'nın siyasi sürecinde barışçıl ve diplomatik olarak kalıcı bir istikrarı sağlanabilmesi için her türlü desteğini gösterdi ve özellikle Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile bölgede ve küresel ölçekte en iyi ilişki geliştiren, en fazla destek sağlayan ülkelerden bir tanesi Türkiye oldu. 2016'dan sonraki süreçte de maalesef uluslararası toplum Birleşmiş Milletler'in tanımış olduğu ve Birleşmiş Milletler'in bir anlamda arabuluculuğunda, gözetiminde oluşturulmuş olan hükümete yeterince desteğin sağlanmadığını görüyoruz. Uluslararası toplum bu anlamda Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni tam anlamıyla beklenen desteği vermedi ve bu bağlamda Hafter'in Trablus'a yönelik, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yönelik
saldırıları ve Trablus'u düşürmeye yönelik saldırıları devam etti. Tabii 2019 yılında bu saldırıların dozu artıp Trablus hükümetine karşı eylemler şiddeti artınca Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, uluslararası alanda tanınan meşru hükümet arasında bölgedeki denklemi tam anlamıyla değiştirecek ve bölgede Libya lehine, sahada Ulusal Mutabakat Hükümeti lehine süreci değiştirecek olan kritik hamleyi yapmış oldu. Malumunuz Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile iki tane son derece kritik anlaşma imzalanmış oldu. Bir Evet. tanesi Güvenlik ve Savunma İşbirliği Anlaşması, bir diğeri de Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesi anlaşması. Şimdi bu süreçten sonra Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin daveti üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Libya'ya asker gönderme kararı aldı ve Türkiye Libya'ya danışmanlık, koordinasyon ve teknik destek sağlamak amacıyla askeri olarak da destek sağlamış oldu ve bu süreçten sonra Türkiye'nin Libya'ya özellikle askeri olarak desteğinin görünür hale gelmesi ve artmasıyla Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti Hafter güçlerine karşı ciddi bir başarı elde etmiş oldu ve sahadaki dengeler Trablus hükümeti lehine değişmiş oldu. Tabii bu dönemde her ne kadar söylemsel olarak uluslararası aktörler Birleşmiş Milletler destekliği Trablus hükümetini, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklediklerini açıklasalar da siyasi ve özellikle askeri olarak Hafter'e ve Hafter güçlerine de önemli destek sağladılar. Yani Hafter'in bir anlamda Trablus'u düşürmesini ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yerine geçmesini beklediler açıkçası. Ama Türkiye bu anlamda Birleşmiş Milletler destekli hükümetin en önemli savunucularından ve destekçilerinden biri oldu ve bu planda Türkiye'nin hamlesiyle bozulmuş oldu. Hocam, Tabii buyurun hocam. bu noktada belki bu ülkeleri de ismen zikretmek sanki daha faydalı olur diye düşünüyorum. Yani siz daha böyle Trablus hükümetine destek vermediler dediniz ve darbeci Hafter'e biraz destek verildi diye daha yumuşak geçmek istediniz herhalde ama açıkçası hani Fransa'nın, işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Mısır'ın ve Rusya'nın buradaki özellikle rolünden belki biraz daha öne çıkarmak doğru olacak diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Özellikle Fransa'nın o dönemde vermiş olduğu destek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin işte bir askeri üs kurup, askeri üs vasıtasıyla hava operasyonlarının, darbeci Hafter'in hava operasyonlarının bu üs üzerinden yürütülmesi, Mısır'ın yine keza hava gücüyle ve farklı şekillerde verdiği destek burada öne çıkarılmalı. Rusya'nın da keza aynı şekilde doğrudan değil ama Wagner güçleriyle birlikte sahada yine Trablus hükümetine karşı mücadelede önemli bir sahada sorumluluk üstlendiğini vurgulamak gerekir diye düşünüyorum. Kastettiğiniz de tabii bu ülkelerdi. Elbette yani küresel ölçekte Fransa'nın, Rusya'nın, bölgesel olarak da Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan'ın Hafter'e doğrudan ya da dolaylı askeri ve ekonomik desteği olduğunu görüyoruz ve Libya'ya yabancı savaşçı getirmesi konusunda Rus Wagner şirketi ve bölgedeki ülkelerden Hafter safında Trablus hükümetine karşı savaşacak güçlerin de Birleşik Arap Emirlikleri finansörlüğünde bölgeye getirildiğini görüyoruz. Tabii burada Oytun Hocam'ın ifade ettiği şeklinde küresel ve bölgesel aktörler, Birleşmiş Milletler destekli hükümeti, Güvenlik Konseyi'nin de tanımış olduğu kararla oluşturulan hükümeti desteklemek yerine Halife Hafter'e destek vermiş olması elbette bölgede yeni bir süreci başlatacak bir amaç idi aslında. Yani kendi kontrollerinde ve bir anlamda bu ülkelerin çıkarlarına hizmet edecek Libya halkının menfaatlerini, Libya'nın ulusal çıkarını ve Libya'nın siyasi istikrarını görmezden gelen bir yaklaşımla bu desteğini sağlamış oldular. Avrupa Birliği de aslında nispeten tam da amacının ne olduğu belli olmayan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından da mesafeyle ve tepkiyle karşılanan bir operasyon başlattı malumunuz. İrini Operasyonu adı altında. Yani burada da sanki Türkiye'nin deniz yoluyla Libya'ya sağlamış olduğu desteği perdelemek, yani sözde silah ambargosu kontrolü yapıyor görünmekle birlikte bölgenin ticari ilişkilerini, deniz seyri seferini,
bir anlamda engelleyecek ve serbest ticareti de sekteye uğratacak bir operasyonla yeni bir engelleyici hamle de beraberinde gelmiş oldu. Tabii Türkiye bütün bu gelişmelere rağmen işte nispeten Katar ve belli dönemlerde belki İtalya'yı dahil edebileceğimiz bir grup içerisinde ama büyük çoğunlukla ağırlıklı ve güçlü bir şekilde Türkiye'nin desteğiyle Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler destekli olan hükümet hem hükümet etme yetkisini hem de özellikle askeri olarak Hafter güçlerine karşı ciddi anlamda üstünlük elde etmeye başladılar. Saldırıları püskürtme ve Libya'daki başkent Trablus ve çevresinin kontrolün sağlanması noktasında. Tabii bir taraftan da siyasi sürecin sağlanabilmesi, siyasi sürecin işletilebilmesi için de bölgesel ve küresel girişimler de yürütüldü. Özellikle 2020 yılının başında Moskova'daki görüşmelerde Türkiye ve Rusya'nın bir anlamda arabuluculuğu ve garantörlüğünde bir anlaşma yapılmaya çalışıldı. Ama son dakika Birleşik Arap Emirlikleri'nin etkisiyle Hafter bu anlaşmaya imza atmadan Moskova'dan ayrılmıştı. Hemen bunun arkasında Berlin Konferansı başlatıldı. Çeşitli uluslararası örgütler ve 12 devlet hükümet başkanının katılımıyla Almanya'nın arabuluculuğunda ve Türkiye'den de Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla gerçekleştirilen Berlin Konferansı neticesinde yeni bir yol haritası ortaya çıktı. Libya krizinin siyasi çözümüne yönelik olarak Türkiye'nin de hem Moskova görüşmelerinde hem de Berlin Konferansı'nda işlevsel bir aktör olduğunu ve her iki süreci de siyaseten desteklediğini tekrar hatırlatmakta fayda var. Berlin Konferansı neticesinde iki yol haritası ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi bir geçiş dönemi öngörecek bir politik süreç. Bir de 5 artı 5 yani hem Trablus merkezli Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümet hem de Tobruk merkezli yönetim tarafından oluşturulacak askeri ekiplerle, iki farklı ekiple bir askeri komiteyle bir Libya'da ateşkesi sağlayacak bir süreci de başlatmış oldu. Berlin Konferansı'nın herhalde en önemli çıktısı bunlar idi. Ve özellikle siyasi süreçle birlikte Libya siyasi forumu şeklinde görüşmeler başlatıldı. Ortak bir geçiş dönemi üzerinde uzlaşı sağlanabilmesi için. Ve en son yapılan görüşmeler neticesinde ulusal mutabakat hükümetinin yerini alacak bir ulusal birlik hükümeti kurulmasına karar verildi. Ve yapılan seçimler neticesinde Libya'daki bölgesel temsilcilerden oluşan heyetin seçmiş olduğu süreç neticesinde, seçimlerin neticesinde Abdülhamit Dibeybe'nin başbakanlığında, Muhammed El Menfi'nin başkanlık konseyi başkanlığında 24 Aralık 2021 tarihinde yapılacak seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici bir hükümet kurulu. Evet. Tam da ben geçici hükümete gelecektim hocam. Siz süreci böyle çok sistematik bir şekilde çok güzel anlattınız açıkçası. Yine böyle bir ders niteliğinde oldu. Çok teşekkür ederiz. Şimdi yeni hükümetin dinamiklerine de bakmak lazım. Çünkü Abdülhamit Dibeybe oldukça hareketli başladı dış politika anlamında. Şubat ayında yapılan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda seçilmişti. Daha sonrasında Mart ayının başında sunmuş olduğu hükümet kabul edildi. Ve Faiz El-Sarraç da görevini Muhammed El-Benfi'ye devretti. Şu an itibariyle yeni bir hükümet var. Bir diplomasi trafiği yürütüyor Dibeybe. Şimdi bu diplomasi trafiğine geçmeden önce hükümetin dinamiklerini de biraz açıkçası incelemek isteriz hocam. Bildiğimiz kadarıyla 35 bakan yani başbakan yardımcılarını da içerisine alan işte 6 tane devlet bakanının olduğu 35 kişilik bir kabineden bahsediyoruz. Bu 35 kişilik kabinenin özellikleri nelerdir hocam? Yani yeni hükümetin yapısında biraz değinebilir misiniz? Nasıl bir yapıda kuruldu bu yeni hükümet? Tabii hükümetin gerek kurulma aşaması yani Libya siyasi diyalog formundaki görüşmeler için oluşturulan heyetlerin yapısı gerekse bu görüşmeler ve seçim neticesinde oluşturulan hükümet daha çok bölgesel temsili daha çok hedefleyen bölgesel temsil düzeyinde bir hükümet yapısı oluşturdu. Yani buradaki amaç tam anlamıyla birlik hükümeti. Yani neden bir önceki mutabakat, şimdiki birlik hükümeti? Ben bunu bütün kesimlerin, Libya'daki bütün tarafların
hükümette kendisine karşılık bulması, hükümette yer alması sürecinin de bir parçası olarak böyle bir isim değişikliğinin gerçekleşmiş olabileceğini düşünüyorum. Yani temel amaç Libya'daki bütün tarafların, siyasi tarafların aynı hükümette bir araya gelebilmesi ve bu bölünmüşlüğü ortadan kaldırabilmesiydi. Bu anlamda önemli bir hükümet kompozisyonu oluştuğunu düşünüyorum. Yine önemli farklardan bir tanesi Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti kurulduğunda Fas'ın Süheyrat kentinde imzalanan Libya siyasi anlaşmasında da Tobruk merkezli parlamento aslında görevine devam edecekti. Mevcut durumda da aynı durum söz konusu. Yani hükümet etme yetkisi, yürütme yetkisi ulusal mutabakat hükümetinde, günümüzde ulusal birlik hükümeti, ama yasama yetkisi de Tobruk merkezli parlamentoda olacak daha doğrusu. Ve Tobruk merkezli parlamentonun da hükümete güven oyu vermesi ve hükümeti onaylaması bekleniyordu. 2015 sonrasındaki ulusal mutabakat hükümetinin parlamento güven oylaması mümkün olmadı ve burada da Hafter'in baskılarıyla parlamento üyelerinin buna destek vermediğini anlıyoruz. Çünkü Türkiye'de o dönem ciddi şekilde arabuluculuk rolü üstlenmiş ve hükümetin güven oyu alması ve parlamento tarafından da kabul edilmesi için yapıcı bir tutum benimsemişti Türkiye. Ve birebir görüşmelerde sayısal çoğunluğu sağlayacak vekillerin hükümete güven oyu vermesinde olumlu bir görüşe sahip olmasına rağmen darbeci Hafter'in tehditleriyle bundan vazgeçildiğini anlıyoruz. Yani bu güven oylaması bir önceki hükümete verilmemiştir. Evet. Mevcut hükümetin önemli yanlarından bir tanesi Tobruk merkezli parlamentodan güven oyu almış olması ve Sirte'de toplanan parlamento güven oyunu verdi ve malumunuz Tobruk'ta toplanan parlamento, yani iki farklı şehirde toplandı bu süreçte, hükümet üyelerinin yemin etmesiyle fiilen görevine başlamış oldu. Bence burada Bilgay Bey, bir önemli husus daha da şu tabii bence bu dönem içerisinde 2014'ten sonra ilk defa Libya'da tek bir hükümet meydana gelmiş oldu. Yani Faize Sarraç hükümetinin yetkiyi ve görevi yeni birlik hükümetine, Libya hükümetine devretmesinin dışında her ne kadar ulusal ve uluslararası özellikle tanınırlığı olmasa da doğudaki, yani Tobruk merkezi yönetime yakın hükümet de yetki ve görevlerini ulusal birlik hükümetine devrettiler. Yani tam anlamıyla bir bütünleşme ve birleşme sağlanmış oldu. Hocam bence, bu hükümeti, kusura bakmayın sözünüzü kestim ama, bu hükümeti Libya krizinin çözümünde kritik bir aşama olarak değerlendirmek mümkün mü? Yani o düğümlerin çözülmesi noktasında önemli bir aşama olarak değerlendirebilir miyiz? Yani uluslararası alandaki tepkilere ve ulusal düzeydeki bu yetki devri ve parlamento onayına baktığımız zaman evet, umut vaat edici bir hükümet olduğu ve Libya siyasetini bütünleştirecek, ikili bölünmüşlüğü ortadan kaldıracak ve Libya'ya siyasal istikrar getirecek bir hükümet işlevi gördüğünü söyleyebiliriz. Ama şunun altını çizmek lazım. Bu malumunuz bir geçiş hükümeti ve Libya'nın Birleşmiş Milletler aracılığıyla bağımsızlığını kazanmış olduğu 1951 yılından günümüzde 70. bağımsızlık yıl dönümünde 24 Aralık 2021'de Libya'da genel seçimler yapılacak. Dolayısıyla Libya halkının meşru iradesi ortaya konduktan sonra asıl Libya'nın Arap Baharı sonrası süreçteki nispeten başarılı Tunus örneğine yakın bir siyasi geçiş sürecine sahip olup olmayacağı bu seçimler ve sonrasındaki döneme de bir anlamda kalmış olacak. Yani seçimler ve sonrasındaki süreç asıl belirleyici olacak. Evet. Ama tamam iş dönemi için baktığımız zaman evet, Libya Ulusal Birlik Hükümeti hem kuruluş aşaması, bütün geniş toplum kesimlerinden oluşturulan bir komisyon marifetiyle oluşturulması ve sizin de ifade ettiğiniz gibi hükümetin bu temsil düzeyini koruyacak, muhafaza edecek bakanlar kurulu üyelerini seçmiş olması ve Tobruk merkezi parlamentonun da yasama organı olarak hükümete güven oyu vermesi bu sürecin pozitif ilerleyebileceğini bize gösteriyor. Tabii burada hassasiyet gösterilmesi gereken, bu süreç içerisinde riskli olarak düşünülebilecek bir durum varsa 5+5 askeri komitenin Ekim 2020'de Cenevre görüşmelerinde uzlaşı sağladığı, üzerinde mutabakat sağladığı
ateşkesin sürdürülüp sürdürülemeyeceği. Çünkü birçok ateşkes süreçleri yaşandı ve Hafter bunların hepsini ihlal etmiş oldu. Dolayısıyla ateşkesin sağlanabilmesi, sürdürülebilmesi bence siyasal sürecin sağlıklı işletilebilmesi açısından kritik öneme sahip. Ama ulusal birlik hükümeti kurulduktan ve bu güven oyu alarak fiilen göreve başladıktan sonra Libya'ya diplomatik bir atak yapıldığını söyleyebiliriz tabiri caizse. Yani işte 2012 ve 2014 döneminden sonra Libya'da diplomatik ilişkilerini kesmiş olan ülkeler yeniden büyükelçiliklerini Trablus'ta açmaya başladılar. Başbakan düzeyinde ziyaretler ardı ardına gerçekleşmiş oldu. Ve diğer şehirlerde de konsolosluklarla diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeye çalışıyorlar. Evet. Yani bu şöyle okunabilir. Uluslararası aktörler işte Fransa, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve bölgesel aktörler yeniden diplomatik olarak Libya ile ilişkilerini tesis edip Libya'nın siyasi geleceğinde ve özellikle ben bunun özellikle altını çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Libya'nın yeniden inşa sürecinde mutlaka yer almak ve önemli bir pay sahibi olmak istiyorlar. Evet. Dolayısıyla diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmiş olmaları bu ülkelerin Libya'nın siyasi geleceği açısından da nispeten bu desteği verileceğini gösteriyor. Ama şunun altını çizelim. Çok sınırlı ve kısa süreli kesintiler hariç Türkiye Trablus'taki büyükelçiliğini büyük oranda açık tutabildi ve diplomatik ilişkileri en yoğun şekilde, en güçlü şekilde sürdüren ülke Türkiye oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin bu yeni Libya Birlik Ulusal Birlik Hükümeti'ne yönelik diplomatik ataklarda çok çok daha önde olduğunu ve diplomatik açıdan, siyasi açıdan Türkiye'nin çok daha güçlü ilişkiler barındırdığını söyleyebiliriz. Evet. Bilge, izinle yani hocama burada birkaç ek yapmak istiyorum. Ben Lütfen. De genel anlamda Libya'nın geleceği konusunda iyimserim. Yani özellikle bu güç devrinin, siyasi geçiş sürecinin son derece barışçıl, şeffaf ve demokratik kurallara uygun şekilde gerçekleşmiş olması son derece önemli. İşte acaba Sarraj Menfi'ye veya işte Dibeybe'ye görevi devrederken bir sıkıntı yaşanacak mı? Yeniden istikrarsızlıklar olabilir mi? Kaygıları vardı. Bunlar gerçekleşmedi. Son derece yumuşak bir geçiş süreci yaşanıyor. Bu çok önemli. Ama iyimser olmakla birlikte bazı risklerin de tabii altını çizmek lazım. Artık tek hükümet var ama fiilen bölünmüşlük tabii sahada devam ediyor. Ki Ramazan Hoca'nın da ifade ettiği gibi hükümet kurulurken de bu ayrıma da çok dikkat edildi. Yani bölgeselcilik, aşiretçilik halen çok güçlü ve o dengelere göre bir hükümet kompozisyonu oluşturuldu. Dibeybe o anlamda çok zaten iş adamı geçmiş olması itibariyle pragmatik bir isim. Yani böyle bütün taraflara dengeli yaklaşmaya çalışan, hem dış politikada hem içeride dengeli bir siyaset izlemeye çalışan bir figür. O anlamda kompozisyon dediğim gibi çok dengeli bir şekilde oluşturuldu ama fiilen bu bölünmüşlük devam ediyor. Özellikle güvenlik yapılanması. 5 artı 5 askeri komitesinin de temel görevlerinden biri bu bölünmüş güvenlik yapılanmasının tek çatı altında bütünleştirilmesi, birleştirilmesi, milis yapılardan profesyonel ordu aşamasına geçilmesi ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türkiye'nin esasında Libya'da şu anda bu askeri işbirliği anlaşması kapsamında sahada yapmaya çalıştıklarının başında bu geliyor. Evet. Ulusal bir ordu inşası bu sağlanabilirse en büyük risk faktörü ortadan kalkacaktır. Tabii yabancı paralı askerler halen sahadalar. Yani Wagner güçleri çekilmedi. İşte Ramazan hocamın bahsettiği emirlikler desteğiyle Afrika'nın çeşitli ülkelerinden getirilen yabancı paralı askerler halen sahada. Bunlar çekilmesi gerekiyor. Bütün tarafların üzerinde uzlaştığı mesele. Yabancı güçler çekilsin ama tabii burada kastedilen yabancı paralı askeri unsurlar. Yoksa Libya hükümetinin davetiyle orada meşru anlaşmalar kapsamında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri değil. Bazı ülkeler tabii siyasi sorunları nedeniyle bunu Türkiye'yi de içerecek şekilde genişletmeye çalışıyorlar. Evet. Ama tabii o bu işin dışında Hafter burada yine bir istikrarsızlık unsuru olabilir mi diye düşünüyorum. Yani Hafter
geri plana itildi nispeten. Çünkü siyaset ön plana çıktı, diplomasi ön plana çıktı. Askeri bir figür güç kaybetti, sahada da başarısı oldu ama halen önemli bir güç, kimse göz ardı edemiyor. Evet. Mısır özellikle yine Hafter'le görüşmelerini devam ettiriyor. Yani bir olumsuz durumda yeniden istikrarsızlaştırıcı bir rol üstlenebilir. Ben süreç içerisinde tutulmasının da önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Aynen, yani, kesinlikle. Çünkü halen bir aktör. Evet, ki biraz sonra değineceğiz. Yani Mısır Başbakanı'nın da Libya ziyareti vardı. Hükümetle de, yani yeni kurulan Ulusal Birlik Hükümeti'yle de anlaşmalar imzaladılar. Şimdi bir taraftan işte Hafter'le diyaloğunu sürdürüp kurabilen, bir taraftan da Ulusal Birlik Hükümeti'yle ilişkilerini devam ettirebilen figürler olması önemli. Evet. O nedenle hani radikalize etmek ya da dışarıda değil, bırakmak belki kesinlikle, hani Hafter'i biraz daha işte o istikrarsızlık şeyini daha artırabilir, evet, çıkarabilir. Dibeybe zaten bu anlamda, Menfi de bu şekilde gözüküyor. Daha ılımlı figürler, dikkat edin, dış ziyaretlerine işte Mısır'la, Türkiye'yle, Batı'yla, hatta Fransa'yla bile böyle daha dengeli bir ilişki götürmeye çalışıyorlar. Evet. İçeride de keza aynı şekilde. Rakip, zamanda rakip olan kesimlerle şu anda çok daha dengeli bir siyaset gütmeye çalışıyorlar. Hafter de bu sürecin dışında tutulmamaya çalışılıyor. Ki hükümetin de Tobruk parlamentosuna, yani Tobruk'ta bulunan parlamentodan onay alması da bu anlamıyla bence son derece olumlu. Evet, doğru. Zaten Dibeybe esasında çok, yani kimsenin beklediği bir liste değildi Menfi ve Dibeybe. Daha çok Fethi Paşa ve Akil Salih'in, evet, listesinin kazanacağı düşünülüyordu. Ama bir uzlaşı grubu olarak aradan sıyrıldı Dibeybe listesi. Kompozisyonu sordum. Bence orada vurgulamamız gereken hem bölgesel dağılıma dikkat etti hem de kadınlara da yer, evet, verdi, evet, bu beş hükümet tane kadın içerisinde. Evet, özellikle Dışişleri Bakanlığı'nda yine bir kadın seçilmiş olması önemli. Yani Batı'ya da tabii mesaj vermeye çalışıyor. Böyle ılımlı bir figür imajı çizmeye çalışıyor. Türkiye ile de bu arada ilişkileri son derece iyi. O anlamda hep Türkiye'ye karşı işte askeri sahada kazandı ama bunu siyasi alana taşıyamayacak, evet, iddiaları Batı basında dillendiriliyordu. Ama Dibeybe de Türkiye'nin kabul ettiği ve gayet Türkiye'ye karşı da yakın ve Türkiye ile özellikle ekonomik alandaki ilişkileri çok daha derinleştirmek isteyen bir isim. Hem yapıldığı şimdi açıklamalarla, birazdan da gireceğiz, Türkiye yaptığı ziyaretle birlikte, evet, bunu zaten ortaya koydu. Evet, şimdi Dibeybe'nin diplomasi turuna biraz daha değinmek lazım diye düşünüyorum ben. Dibeybe sanki hiç bir geçici hükümet başbakanı değil, kalıcı bir hükümetin başbakanı gibi davranıyor. İşte Mısır ziyaretinde de, diğer yaptığı ziyaretlerde de anlaşmaları da imza atıyor. Muhtemelen bence bu da zaten önemli. Tabii Aralık sonrası belki kalıcı bir, evet, liderliğe, yani, de oynamak isteyecektir. Evet, o yüzden hani Dibeybe'nin attığı adımlar önemli. Burada istersen yeniden Ramazan hocamıza dönelim. Hocam, Dibeybe'nin başbakan seçildikten hemen sonra bir diplomasi atağını gördük. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Yani bir tarafta evet iç dengeler var ama bir tarafta anında dış politikaya yönelik bir açılım olduğunu görüyoruz. Dış politikada da bu dengeyi Oytun'un söylemiş olduğu gibi gözetiyor. Bu diplomasi turunu nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Tabii burada temel öncelik güven sağlamak, güven tesis etmek. Çünkü Libya'daki bu bölünmüşlüğü ve parçalanmışlığı ortadan kaldırabilmek için bölgesel aktörlerin de ciddi şekilde bu sürece destek vermesi gerekiyor. Ben bu anlamda bir güven tesis edilmesi amacıyla bu diplomatik turların öncelikli olarak gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Tabii dediğiniz gibi önümüzde bir seçim süreci var. Eğer bu süreç planlandığı gibi 24 Aralık'ta gerçekleştirilebilirse Dibeybe ve diğer siyasi aktörler de şüphesiz aday olacaktır. Ve kalıcı olarak, yani demokratik seçimlerle iş başına gelmiş bir hükümetin de elbette başbakan olmak isteyecektir. Bu da doğal bir süreçtir. Ben aslında az önce Oytun Hocam'ın vurguladığı bir konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de ona müsaadenizle bir katkı yaparak diplomasi. Şimdi tabii diplomatik söylem açısından aslında son derece Türkiye'yi de hedef alan bir açıklamayla bu yabancı güçler meselesi dile getirildi. Hem Cenevre görüşmeleri 5+5 askeri komite toplantılarında hem de Libya siyasi diyalog forumu toplantılarında vurgulanan şey şu: Libya'daki tüm yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesi. Şimdi bu biraz Türkiye'yi de içerisine alan ve Türkiye'yi hedef alan bir söylem olarak batılı ülkeler tarafından dillendiriliyor. Evet. Ben hocamın ifade ettiği gibi tekrar altını vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. Türkiye de bununla hemfikir bu söylem bazında. Ama burada yabancı savaşçıları kastediyoruz. Yani Wagner grubu, Birleşik Arap Emirlikler finansörlüğünde bölgeye getirilmiş olan yabancı savaşçıların bölgeyi terk etmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin buradaki askeri varlığının
meşru olduğunu, tıpkı Somali'de, tıpkı Katar'da, tıpkı Azerbaycan'da iki egemen eşit devletin meşru anlaşmalarla, şeffaf anlaşmalarla yapmış olduğu bir anlaşma ve davet üzerine ve her iki ülke tarafından da iç hukuklar, iç hukuk sistemi mevzuatı yürütülerek bu anlaşmaların ve bu askeri Türkiye'nin varlığının bölgede olduğunu altını çizmek lazım. Bir de şunu da söyleyelim, Türkiye lütfen. Askeri gücüyle Libya'da operasyonel bir fiili katkı sağlayacak düzeyde değil. Türkiye'nin askeri rolü daha çok eğitim, danışmanlık ve koordinasyon şeklinde anlaşmada özetlenmiş oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin askeri varlığının ben iki noktada bundan sonra daha da kritik olacağını düşünüyorum. Bu ana kadar Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, Trablus Hükümeti'nin Hafter tarafından düşürülmesi girişimlerini engellediği gibi bundan sonra Boytun Hocam'ın ifade ettiği güvenlik sektörü reformunda Türkiye tecrübesinin son derece önemli olacağını düşünüyorum. Bir de şunun altını çizelim. Evet. Birazdan BM'nin Türkiye ziyaretine de değineceğiz. Önümüzde siyasi bir entegrasyon, siyasal bir istikrarın sağlanması ve bir seçim süreci olduğu gibi Bilge Bey, bir taraftan da Libya'nın yeniden inşası süreci, altyapısının yeniden süreci var. Ve Türkiye burada yine tarihsel olarak çok önemli bir tecrübeye sahip. Kaddafi döneminde Türk şirketleri Libya'da özellikle inşaat alanında çok önemli yatırımlara imza attılar. Şimdi Türk şirketlerinin tekrar Libya'ya geri dönüşü söz konusu bu süreç içerisinde. Ve ben Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığının Libya'nın yeniden inşasına katkı sağlayacak ve en önemli katkıyı sağlayacak Türk şirketleri açısından da son derece güven verici bir unsur olacağını, bu da önemli. Hocam, Türkiye'ye geçmişken, bence Türkiye ziyaretine geçelim. Son 15 dakikamız, biraz daha detaylı da konuşmak gerekebilir hocam. DİBEB Türkiye'ye çok güçlü bir heyetle geldi. Çok güçlü de bir karşılama yapıldı diye düşünüyorum ben. 21 pare top atışı yapıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine çok geniş bir Türkiye'den de yetkili heyet katıldı. Yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gibi pek çok bakanın da yer aldığı geniş bir heyetle karşılandı. Bu bence hem DİBEB'ye verilen desteğin bir göstergesi, hem de uluslararası anlamda Türkiye'nin Libya'ya nasıl sahip çıktığının da bir göstergesi diye düşünüyorum. DİBEB'nin Türkiye ziyaretini nasıl değerlendirmek lazım hocam? Tabii hükümetin, yeni geçiş hükümetinin, ulusal birlik hükümetinin Türkiye'ye yönelik tavrı çok merak ediliyordu aslında göreve geldiğinde. Bence bu ziyaret öncesinde iki önemli mesaj vermiş oldu Beybe. Bunlardan bir tanesi, Türkiye ile yapılan iki mutabakat muturasının, anlaşmanın yürürlükte kalmaya devam edeceğini, bu anlaşmalara sadık kalacağını söyledi. Bu bölgedeki Yunanistan başta olmak üzere ülkeleri bir anlamda hayal kırıklığına uğratan bir açıklama oldu. Birinci mesajı bu, son derece güçlü bir mesaj. İkinci mesajı ise bu anlaşmalardan Libya'nın da son derece kazançlı çıktığını vurguladı. Yani bence Türkiye burada bir hiyerarşik bir ilişki içerisinde bir hami pozisyonunda Libya'da yer almıyor. Bu da son derece önemli. Eşit egemenlik prensibi ve kazan kazan ilkesiyle hareket eden bir diplomatik tavır benimsediğini görüyoruz Türkiye'nin. Evet. DİBEB'in bu söylemlerden sonra Türkiye'ye tabiri caizse bir çıkarma yapmış olması, geniş bir heyetiyle, Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcıları ve Genelkurmay Başkanı ile birlikte bu bütün iddialara, Türkiye'ye yönelik belli bir takım çevrelerin beklentilerini boşa çıkaracak bir hamle oldu. Bu sembolik olarak son derece güçlü bir mesaj uluslararası topluma, bölgesel ve küresel aktörlere. Yani bu ziyaretle DİBEB ve Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız şu mesajı vermiş oldu. Libya ile Türkiye arasında son derece güçlü ve stratejik bir bağ oluşmuş durumda ve bu 500 yıllık bir tarihsel tecrübeye sahip ve biz bu dönemde de ve bundan sonra da bu bağı ve bu stratejik ilişkiyi geliştireceğiz, sürdüreceğiz. Bence en önemli mesaj buydu. Ziyaretin yine en kritik yanlarından bir tanesi, geçmişte oluşturuldu ama henüz bu mekanizma işletilememişti. İki ülke arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin birinci toplantısı da bu ziyarette gerçekleştirilmiş oldu. Evet. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yüz yüze ve heyetler arası görüşmede de yanlış hatırlamıyorsam 5 tane önemli ikili anlaşma da yapıldı. Evet. Bunlar Trablus Havaalanı'nın
yeniden faaliyete geçirilmesiyle ilgili bir altyapı konusunda işbirliği anlaşması. Yine bundan sonra 12 Nisan'daki bu görüşmeden sonra bir gün sonra Dibey ve Türkiye'deki iş adamlarıyla DEİK platformunda bir araya geldi. Ve bu özellikle Libya'nın yeniden inşasında tekrar yer alacak Türk firmalarının, Türk şirketlerinin Libya'ya geri dönüşü konusunda da son derece verimli bir görüşme zemini oluşturdu. Ben bu ziyaretin siyasi ve ekonomik ayağının son derece kritik ve önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii burada ironik konular da var malumunuz. Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, malumunuz Libya hükümetinin Atina Büyükelçisi'ydi. 2019'da bu anlaşmalar yapıldığında istenmeyen kişi ilan edilip evet. Yunanistan'dan atıldı. Şimdi bu kişi tabiri caizse Libya'nın Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyor. Ve Miçotakis de ilk olarak bu kişinin ayağına gitmek ve Türkiye ile anlaşmayı ortadan kaldırıp kendisi Yunanistan'la Libya arasında bir anlaşma zemini aradı ama oradan da istediği sonuç ortaya çıkmadı. Yani bu görüşme bize şunu gösteriyor. Libya'nın gelecek inşasında Türkiye son derece kritik bir öneme sahip ve güçlü stratejik bağ ilişkiler sürdürülecek ve seçimler sonrasında da bu ilişkinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Tabii Dibey ve Oytun Hocam'ın ifade ettiği gibi bölgesel denklemi ve Libya içerisindeki farklı toplum kesimlerinin de bir anlamda beklentileri ve siyasi süreçteki rolünü de iyi okuyabilen ve buna yönelik de adımlar atabilen bir figür çiziyor. Siyaseten de bu politikalarını sürdürerek bu bir anlamda hem bölgesel hem de ulusal uzlaşıya hassasiyet gösterecek bir yaklaşım benimsemiş durumda. Tabii bölgesel ülkelere de aslında uluslararası kamuoyuna da şu mesajı da veriyor. Bu kazanılmış haklar korunmak şartıyla, muhafaza edilmek şartıyla biz bütün ülkelerle işbirliğine açığız. Türkiye'de yapmış olduğumuz gibi diğer ülkelerle de benzer anlaşmalar yapabiliriz. Ama bunun altını çizelim. Türkiye ile yapılmış olan anlaşmalara sadık kalınması ve buna saygı gösterilmesi koşuluyla zaten bu ikili ilişkileri, bu güçlü bağ ve stratejik ilişkiler düzeyinde inşa edilmesinin neticesinde bölge ülkelerinde de tavır değişiklikleri başladı. Mısır bunlardan en önemlisi. Evet, Mısır'ın da Türkiye tezine, Türkiye'nin Libya'daki siyasi modeline yakın bir tutum değişikliğinde sinyalleri gelmeye başladı açıkçası. Hocam Mısır'a geçmişken süremiz de gittikçe azalıyor. Hemen Mısır Başbakanı'nın o zaman Libya ziyaretine geçelim isterseniz. Mustafa Medbuli, Dibeybe'nin Türkiye ziyaretinin hemen ardından Libya'ya gitti. Ve Libya'da da 5 konuda işte elektrik, iletişim, altyapı, yatırım, ortak uçuşların yeniden başlaması, karşılıklı uçuşların yeniden başlaması ve deniz yolu hattının kurulması gibi konularda anlaşmalar imzalandı. Mutabakat muhtıraları imzalandı. Ve Mısır tarafının da Libya'daki güvenlik ve istikrarı destek konusunda açık olduğu ifade edildi. Şimdi belki hani son bölümde de ondan da birkaç cümle isteyeceğim sizden ama Mısır-Türkiye ilişkileri açısından. Çünkü Mısır-Türkiye ilişkilerinde de nispeten bir yumuşama görüyoruz ki en son Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop 8 yıl aradan sonra Mısır-Türkiye parlamenter arası dostluk grubunun tekrar kurulması konusunda bir açıklamada bulundu. Bu da son derece önemliydi ama Mısır'ın da hemen Dibeybe'nin Türkiye ziyaretinin ardından Libya'ya bir ziyaret düzenlemesini nasıl değerlendirmek lazım? Bu Libya-Mısır ilişkilerini nasıl etkiler? Evet, aslında hem Türkiye-Mısır yakınlaşması süreci hem de Mısır'ın Trablus merkezli hükümete, başkent Trablus'ta oluşturulan Birleşmiş Milletler temelli uzlaşı hükümetine yakın adımlar atmaya başlaması aslında bölgedeki değişimin önemli sembollerinden bir tanesi. Çünkü Mısır bugüne kadar az önce de ifade ettik, Oytun Hocam da vurguladı. Hafter ve güçlerini daha çok destekleyen ve Libya'daki siyasi bölünmüşlüğü, krizi derinleştirecek bir noktada yer almış olduğu Birleşik Arap Emirlikleri İttifakı içerisinde. Ama bunun bölgesel olarak hem ülkesine hem de bölge istikrarına ciddi zarar verdiğini de görmüş olduğunu anlıyoruz Mısır'ın bu son tavır değişikliğiyle. Çünkü Doğu Akdeniz'de ciddi bir enerji potansiyeli var. Bu bölgedeki enerjinin hem keşfedilmesi, çıkartılması hem de bunun pazarlanması, ihraç edilmesi noktasında bölgenin daha önce hiç olmadığı kadar siyasi istikrara ihtiyacı var. Bence önemli hususlardan bir tanesi bu. Ki Türkiye'yle Mısır arasındaki yakınlaşmayı da bu ihtimali de bu bağlamda görebiliriz.
Tabii burada bir galiba şunu özellikle altını çizelim. Buyurun. Türkiye'nin burada tavrı ilkeli bir tavır. Yani Türkiye maalesef geçmişinde neredeyse 10 yıllık dönemlerle darbe süreçleri yaşanmış ve bunun ne derece zararlı olduğunu olumsuz bir şekilde tecrübe etmiş bir ülke. Bakınız Türkiye Ermenistan darbe girişiminde her ne kadar Karabağ Savaşı'nda karşısında yer alsa da Paşinyan yönetimine dahi gerçekleştirilecek darbe girişimini de kınamış ve buna karşı durmuş oldu. Yani burada Türkiye'nin tavrı darbe ve darbecilere yönelik. Ama Mısır halkıyla Türk halkının zaten geçmiş tarihsel bağlar olduğunu biliyoruz, görüyoruz ve bu güçlü bağda devam ettirilmesi konusunda her iki tarafın da iradesinin ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii bence Türkiye-Mısır ilişkilerindeki bu normalleşme süreci uzun soluklu bir süreç. Sayın Dışişleri Bakanımız da çok yakın bir zamanda bir özel televizyon kanalında vermiş olduğu mülakatta bunun bence yol haritasını ortaya koydu. Önce teknik düzeyde Mayıs ayında bürokratlar düzeyinde bir görüşme gerçekleşecek. Sonrasında da bakanlar düzeyinde bir görüşme olması bekleniyor. Şimdi Dibeybe'nin Türkiye ziyaretinden sonra Mısır Başbakanı Salı günü Trablus'a yapmış olduğu ziyaret ve Dibeybe'yi Kahire'ye davet etmiş olması aslında bu Mısır-Türkiye-Libya denkleminde bir zeminin oluştuğunu gösteriyor. Yani herhalde şunu söylesek yanlış söylemiş olmayacağız. Mısır-Türkiye yakınlaşmasını gerekli kılan hususlardan bir tanesi de Libya. Dolayısıyla Libya'da sağlanacak istikrar her iki ülkeye ve bölgeye ciddi kazanım sağlayacak ve özellikle enerji ve yeniden yapılanma altyapı projeleri konusunda üç ülkenin ekonomik kazançlarını önceleyen ve siyasi istikrarın sağlayacağı güven ve barış ortamıyla bu işbirliği alanını geliştirecek bir zemin Evet. hazırlanmaya çalışıyor. Bu anlamda özellikle Mısır'ın da Trablus'a yönelik bu eğiliminin ortaya çıkması ve Hafter'den nispeten tedricen uzaklaşmaya başlamasının da Libya siyasi geleceği açısından son derece hayati önemli olduğunu Evet. söyleyebiliriz. Boytun, burada biraz istersen Mısır'ın Libya ziyaretini, Mısır Başbakanı'nın Libya ziyaretini bölgesel dengeler açısından da değerlendirelim. Sen neler düşünüyorsun? Yani bölgedeki denklemi nasıl etkileyecek? Hocam gerçi hem özellikle Türkiye-Mısır ilişkileri anlamında Libya ziyaretinin önemine değindi ama bölgesel denklemde nasıl bir süreci götürebilir? Tabii bu işte özellikle Doğu Akdeniz meselesi son derece önemli. İşte biraz önce bahsetmiş olduğu gibi Yunanistan bu işin içerisinde, İsrail söz konusu Güney Kıbrıs Rum kesimi ile beraber ortaklaşa işte tatbikatlar düzenlendi, anlaşmalar imzalandı ve Türkiye'nin de almış olduğu bir pozisyon vardı Evet. ki Libya ile ikili anlaşmalar bunların hepsinin önünü kesti. Şimdi Mısır'ın özellikle Türkiye'nin de son derece desteklemiş olduğu bir Trablus hükümetini doğrudan tanıyarak ve hani Trablus hükümeti demek lazım artık ulusal birlik hükümetine Evet. ki Türkiye'nin yoğun desteğini biliyoruz. Mısır'ın da aynı yönde ilişkiler geliştirmesi bölgesel denklemi nasıl etkileyecek Evet. sence? Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Yani Mısır Libya'da etkili bir aktör, komşu ülkesi, tarihsel, kültürel, toplumsal ilişkileri var Mısır'la Libya arasında. Dolayısıyla Türkiye'nin esasında her ne kadar yakın döneme kadar Mısır'la karşıt pozisyonda olsa da Türkiye'nin Mısır'ın Libya'daki rolü konusunda bir itirazı söz konusu değil. Yani Türk yetkililerin açıklamalarına bakarsanız bu benim biraz önce ifade ettiklerimi teyit eden birçok vurgusu var. Dolayısıyla Türkiye burada Libya tamamen benim denetimimde, benim kontrolümde bir ülke olsun gibi bir yaklaşımı söz konusu değil. Esasında askeri dengeler kendi lehine döndüğü bir ortamda çok kolay bir şekilde Sirte Cufra hattını da ele geçirip doğuya doğru ilerleme şansı varken Türkiye o noktadan sonra Trablus hükümetinin operasyonlarının da kesilmesi konusunda destekleyici bir tavır aldı ve siyasi çözümün önünü açtı. Dolayısıyla Mısır'ın rolü konusunda Türkiye'nin hiçbir itirazı yok. Ben de Ramazan hocama kesinlikle katılıyorum. Libya meselesi Türkiye ile Mısır arasında bir rekabet alanı değil, tam tersi bir işbirliği Çok alanıdır. doğru. Bu yakınlaşmanın da son dönemde yakınlaşmanın da birinci unsurudur Libya meselesi. Ama şu da göz ardı edilmemeli. Nasıl ki Türkiye Mısır'ın rolünü burada kabul ediyor, artık Türkiye'nin de Libya'daki rolünü göz ardı etmek, Türkiye'siz bir çözüm arayışı kabul edilemez. Bu da istikrar getirmez. Ben ama artık iki ülkenin bu anlayış temelinde birlikte Libya konusunda bir ortak noktada buluşma yönünde ilerlediklerini düşünüyorum. İkinci mesele tabii Doğu Akdeniz meselesi. Bu mesele de esasında Türkiye ile Mısır arasında bir işbirliği alanıdır.
Hepimiz biliyoruz, sıkça dillendirildi. Esasında Mısır, Yunanistan'la imzalayacağı deniz yetki alanlarını belirleme anlaşmasına karşılık Türkiye ile bir anlaşma imzalaması durumunda çok daha geniş alanlar, Kıbrıs'tan daha büyük bir coğrafyayı kendi yetki alanına dahil etme şansı var. Esasında Doğu Akdeniz'in iki önde gelen ülkesi Türkiye ile iki kıyıdaş ülkesi bu ikisidir diyebiliriz. Dolayısıyla burası bir işbirliği alanı, bir enerji havzası var. Bunun paylaşımı ve transferi konusunda Türkiye ile Mısır'ın yine ortak çıkarları söz konusudur. Bu da bence birleştirici bir unsur. Sorun ne? Ramazan hocamın bahsettiği gibi tabii darbe süreci. Bu sıkıntı yaratmıştı ama ben hem Doğu Akdeniz meselesi nedeniyle hem de Libya'daki ben tarafların ortak beklentileri nedeniyle bu yakınlaşmanın bütün siyasi sorunlara rağmen alt düzeyde başladı zaten. Daha önce Cumhurbaşkanı ifade etmişti, istihbarat örgütleri görüşüyordu. Şimdi evet. Dışişleri Bakanlığı seviyesine geçti ve yakında bakan seviyesine doğru gidecek. Evet. Bunu tabii İsrail de takip edebilir. Türkiye-İsrail ilişkilerinde evet. de yine önemli gelişmeler var. Dolayısıyla bu Mısır yakınlaşması Türkiye'ye karşı kurulan, Yunanistan öncülüğünde kurulan o Türkiye karşıtı kampın yavaş yavaş kırılmasını ve ortak evet. çıkarlar temelinde Türkiye, Mısır, İsrail'in de belki içinde yer alabileceği bir yeni ilişkiler ağının ortaya çıkmasını sağlayabilir. Bu da Doğu Akdeniz'i bize bir çatışma alanı değil, tam tersi bir işbirliği alanı, bir refah alanı olarak ortaya çıkmasını sağlayabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam süremizin sonuna geldik. Bir iki cümleyle eklemeleriniz varsa alalım, sonra kapatalım. Tabii Doğu Akdeniz'le ilgili şunu söyleyebiliriz. Voytun Hocam ifade ettiği gibi Türkiye burayı işbirliği alanı olarak görüyor. Ama ne bir başka ülkenin hakkında gözü olduğu gibi Türkiye'nin kendi haklarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını da göz ardı edilecek, Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni denklemin dışına çıkaracak hiçbir girişime de müsaade etmeyecektir. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz konusundaki uluslararası bir konferans çağrısının da son derece kıymetli olduğunu ve Avrupa Birliği tarafından da bunun karşılık bulmasının bölgedeki sorunlara ve Doğu Akdeniz meselesine diplomatik bir çözüm bulmak adına da son derece önemli bir platform sağlayacağını söyleyebiliriz. Olası Mısır-Türkiye yakınlaşması bu Doğu Akdeniz konusundaki uluslararası konferansta da Türkiye'nin elini güçlendirecek ve bölgede diplomatik bir çözümün önünü açacakmış gibi gözüküyor açıkçası. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Çok önemli katkılarınız oldu. Güzel bir program oldu. O için sana da teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ramazan Hoca'ya da çok teşekkür ediyoruz. Hocam önümüzdeki süreçte galiba bu ilişkileri konuşmaya devam edeceğiz. Mısır-Türkiye ilişkilerinde belki sizle yeniden ayrıca ele almak gerekecek. Çünkü Türkiye'nin de Mısır'a yönelik olumlu adımları var. Mısır'ın da bu olumlu adımları olumlu karşılayacağı gibi bir pozisyonu görüyoruz. Önümüzdeki süreçte Doğu Akdeniz merkezli işte Mısır, Libya, Türkiye üçgenini hatta İsrail de bu işin içerisine dahil ederek galiba konuşmaya devam edeceğiz gibi geliyor bana. Katkılarınız için çok teşekkür ederiz hocam. Çok keyifli bir program oldu. Yeniden sizi ağırlamayı umuyoruz. Memnuniyetle ben de davetiniz için teşekkür ediyorum. Boytun Hocam'a da selamlarımı iletiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet sayın seyirciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bugün Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ramazan Erdağ ile birlikte Libya merkezli bölgesel denklemdeki gelişmeleri konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki programlarda yeni konu ve konuklarla sizlerle beraber olmayı diliyoruz. İyi Ramazanlar.